Peki hocam, kanserde tümörün önemi nedir? Tümör nedir? Özellikle tümörün, çünkü gelen sorularda yerine göre tümör var ama takip şart, tümör var. Cerrahi operasyon diye notlarını yazdıran izleyicilerimiz var. Tümör nedir diye soralım hocam. Tümör bir dokuda, bir organda normalde olmaması gereken şişlikler, büyüklüklere tümör diyoruz aslında. Bir yapısal terim gibi düşünelim. Tümörün eğer dediğim gibi normal dokudan ne kadar anormal hale gelirse ve ne kadar anormalleştikçe bağımsızlığı artarak diğer dokulara gitme özelliği artarsa tabiriyle dişi dediğimiz, bizim tıpta malign dediğimiz ya da kötü huylu dediğimiz kanserler tanımını alıyor. Eğer tümör daha çok kendi çıktığı alanda kalma eğilimindeyse, bulunduğu doku ve organlara herhangi bir zarar vermiyorsa fonksiyonel olarak ya da yapısal olarak ve başka organlara çıkmadan oradan çıkarıldığında hiçbir ileride de tehdit oluşturmuyorsa genellikle yavaş büyüyen tümörler ya da erkek halk tabirinde bize hep hastalarımız sorar, hocam benim tümörüm Dişi, erkek mi dişi mi erkek, diye. evet. Erkek tümör ya da benign tümörler ya da selim tümörler olarak isimlendiriyoruz. Peki kanserin evresi var mıdır? Kastamonu'dan Kemal Aksoy sorusunda 3. evrede yakaladık. Eşimin kanserle ilgili sıkıntısında çözüm odaklı sizlerle birlikte ekip çalışması yaptığını dile getiriyor ama kanserin evrelerine göre tedavi seçenekleri de olanakları da farklı mı diye soralım. Evet, tabii ki. Erken evrede daha farklı. Lokal ileri dediğimiz evrede biraz daha farklı, ileri evrede de daha farklı. Ama biz bugün artık biliyoruz ki lokal ileri evre dediğimiz, hani genellikle pek çok tümör için bu evre 4 dediğimiz tümörlerde de artık bütün branşlar dahil olabiliyor. Yani ileri evrede sadece sistemik tedaviler değil, cerrahi tedaviler, radyoterapilerle birlikte koordine çalışıldığında hastalarda şifa elde etme ihtimali çok artıyor. Ya da bizim yeni hedef tedaviler, akıllı ilaçlar, immünoterapilerle belki bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce hiç tedavisi yok dediğimiz birçok tümörde artık kür dediğimiz, yani tam şifa dediğimiz durumları yakalama ihtimalimiz doğmuş durumda. Erken evrelerde daha çok lokal tedaviler, yani cerrahi ve radyoterapi. Lokal ileri evrede cerrahi, radyoterapi ve sistemik bizim tedavilerimiz, ileri evrede de yine halen değişmez. Bizler ana rolü oynuyoruz. Yani sistemik tedaviler ana rolü oynamakta. Evreye göre tedaviler değişiyor. Ama özellikle altını vurguluyorum. Evre 4 hastalık demek daima bu hasta kaybedilecektir, yok bu hastalık iyileşmeyecektir anlamına gelmez. Evre 4 olup birçok hastamız artık şifa sağlayabilmekte.